yargı vasıtasıyla ciddi anlamda bir baskı kurulmakta. Gazeteci arkadaşların bu yönü itibariyle haklarında soruşturma ve koşturma süreçleri işletilerek tutuklanmaları, gözaltına alınmaları veya cezalandırılmaları suretiyle basın faaliyetleri engellenmektedir. Bu yönü itibariyle aslında Türkiye'deki hukuk sisteminin hukukun üstünlüğü ve hak temelli bir pratiğinin olmamasından kaynaklı hale geldiğini görmekteyiz. Eğer basın özgürlüğü tam olarak içselleştirilmiş olsa, basın emekçilerinin yürütmüş oldukları gazetecilik faaliyetlerinin, mesleki faaliyetlerinin engellenmemesi, halkın bilgi alma hakkının bu anlamda engellenen bir pozisyonda görülmemesi gerekirdi. Ancak bugün yaşananlar basın emekçilerinin özellikle kendi mesleki faaliyetlerinin engellenerek bu yönü itibariyle ceza tehdidi altında yaşamalarını veya tutuklanarak cezaevinde özgürlüklerinden yoksun bırakılmaları sonucuyla karşı karşıya. Şimdi bir düşünceyi ifade etmek aslında kendi içerisinde özgürlük alanına ulaşmayı gerektirir. Bir düşüncenin ifadesi herkes açısından çok farklı şekillerde, farklı kavramlarda ifade edilebilir. Basın özgürlüğü kendi içerisinde bir düşüncenin farklı bir şekilde ifade edilebilmesini sağlamak, muhalif bir iddianın veya bir söylemin geliştirilmesine önayak olmayı da gerektirir. Bu yönü itibariyle bakıldığında basın özgürlüğünün tam ve eksiksiz sağlandığı bir toplumda demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, yargı bağımsızlığından ve insan hakları kavramlarının içselleştirildiği bir yönetimsel anlayıştan veya yargı pratiğinden bahsedebiliriz. Türkiye'de bugün itibariyle bakıldığında yargının tarafsız ve bağımsızlığı sorgulanan hale gelmiş durumda. Hak temelli bir yargı pratiğinin oluşmadığını görmekteyiz veya buna ilişkin olarak insan haklarının koruma ve savunma pozisyonunda bir yönetimsel anlayışın da oluşmadığını görmekteyiz. Basın özgürlüğü kendi içerisinde basın emekçilerinin faaliyetlerinin engellendiği veya halkın bilgi alma hakkının bu anlamda yok sayıldığı, göz ardı edildiği bir yönetimsel sürecin bir parçasıyız. Bu yönü itibariyle bakıldığında basın özgürlüğünün tam olarak Türkiye'de uygulanamadığını, bu anlamda kısıtlamaların veya basın özgürlüğü hakkının ihlaliyle birlikte yargı vasıtasıyla bu hakkın ihlal edilmesiyle birlikte daha doğrusu bu anlamda yönetimsel sürecin yargı pratiğinin doğrudan basın özgürlüğünü engeller veya kısıtlar bir pozisyonun olduğuna şahitlik etmekteyiz. Gazeteci arkadaşların suçlandığı konu esasında kimlik TV kanallarını haber yapmak ve buna ilişkin olarak da belgeseller düzenlemek. Bu suçlama konusu kendi içerisinde bakıldığında örgüt üyeliği suçuna dayanak teşkil etmeyen, tamamen mesleki faaliyetleri içeren çalışmalar. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 16 basın emekçisinin tutuklanmasına sebebiyet verilen soruşturma dosyasının özünü aslında bu iki faaliyet kapsamakta. Şimdi Türkiye'de yargı pratiğinde örgüt üyeliği suçuna maruz kalmayan neredeyse hiç kimse kalmadı. Herkes kendi düşüncesini ifade etmekten, katılmış olduğu bir eylem etkinlikten veya buna bağlı yürütmüş olduğu siyasi faaliyetten veyahut buna ilişkin olarak hak savunucu kimliğiyle yapmış olduğu çalışmalardan veya mesleki faaliyetlerinden ötürü olarak örgüt üyeliği suçuna maruz bırakılmakta. Kendi içerisindeki hukuksuzluk Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarıyla da ifade edildiği üzere yasanın tanımının aşırı şekilde geniş yorumlanmasından kaynaklanıyor. Yargı pratiği bu anlamda toplumdaki her bir ferdin kendi düşüncesini ifade etmesine engel olmak, baskı kurmak veya buna ilişkin olarak yürütülen legal meşru çalışmaların önüne geçmek adı altında örgüt üyeliği suçlamasına herkes, hemen hemen herkes maruz bırakılmakta ve bu kapsamda da kişiler özgürlüğünden yoksun bırakılmakta, ceza tehdidi ve yargı taciziyle yaşamlarını idame etmek zorunda kalmaktalar. Kürt basın emekçilerinin bu anlamda bugün itibariyle tutuklu olarak yargılandığı soruşturma dosyası da bu yönü itibariyle değerlendirilmelidir. Tamamen basın özgürlüğü kapsamında mesleki faaliyetleri içeren çalışmalar suçlama konusu yapılmakta ve hukuksuz bir şekilde özgürlük ve güvenlik hakkı, düşünce ifade hürriyeti ihlal edilerek Kürt basın emekçileri bugün itibariyle hala tutukludur. Türkiye'de ana akım medya dışında basın hürriyetinin tam ve eksiksiz olarak kullanmak isteyen muhalif kesimlerin haber alma hakkını öncelikli kılan medya kuruluşları veya gazeteciler bu yön itibariyle baskılanmakta, yargı eliyle ceza tehdidine maruz bırakılmaktadır. Bu sistematik ve olağan hale getirilen bir durumdur.
Bu yönü itibariyle Kürt basın emekçilerinin özellikle Diyarbakır ve bölge kentlerinde karşılaşılan hak ihlallerinin haberleştirilmesinden toplumsal sorun alanlarına kadar halkın haber alma hakkını öncelikli kılan ve bu anlamda mesleki faaliyetlerini yürüten gazetecilerin ana akım medya veya mevcut iktidar bloğun üzerinden hedef haline getirilmesi, lince maruz bırakılması, yargı tehdidine maruz bırakılması kendi içinde bir otosansürü veya bir şeklen sansürü ortaya çıkartmayı amaçlamaktadır. Yargı bu anlamda araçsallaştırılmış siyasi erkin güdümünde hareket etmektedir. Bizim açımızdan özellikle gazetecilerin kendi muhalif iddialarını veya söylemlerini ifade etmesinin olağan hale getirilmesi, yargının bu anlamda bir güvence oluşturması gerekirken tehdit olarak ortaya çıkması kendi içinde bir hukuksuzluğu, basın özgürlüğünün ihlalini ortaya çıkarmaktadır. Ne yazık ki bu ihlal kendi içerisinde sistematik ve yoğun bir şekilde son dönemde artarak devam etmektedir. Kamuoyunda dezenformasyon yasası olarak geçen yasa geçen hafta yürürlüğe girdi. Yasanın kendi içerisinde yanlış veya yanıltıcı bilgi aktarmak noktasında bir ceza müeyyide getirmekte. Bunun haricinde sosyal medya kuruluşlarının, dijital platformlarının yönetiminin daha keyfi veya idarenin yönelimini açık bir pozisyona getirmekte. Para cezası ve ya temsilcinin Türkiye'de ikamet etmesi, Türk vatandaşı olması gibi kriterler içermesiyle de Türkiye'deki mevcut iktidarın keyfi bir şekilde baskı kurmasına baskı kurabileceği bir pozisyon yaratmaktadır. Öncelikle şunu belirtelim. Türk Ceza Kanunu 217 Taksim A maddesine getirilen düzenleme halkın yanıltıcı veya yanlış bilgilerle dezenformasyon yaratacak bir pozisyonda bilgi aktarılmasına ilişkin iddia kendi içerisinde bir ceza yasasında olmaması gereken bir ibaredir. Özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında vurgulandığı üzere bir yasanın kendi içerisinde tutarlı olması cezai müeyyideye konu olan fiilin belirlenebilir, öngörülebilir olması gerekir. O ifadeyi yani belirlenebilir ve öngörülebilir ifadesi kendi içerisinde somut vaka üzerinden halkın veya her bir ferdin bu yönü itibariyle kullanmış olduğu sözcüğün veya bir fiilin kendi içerisinde suç teşkil edip etmemesine ilişkin olarak da bir değerlendirme içermesi gerekir. Mevcut TCK 217 Taksim A maddesine getirilen düzenleme bu yönü itibariyle öngörülebilir değildir, belirlilik ilkesine aykırıdır ve yasa kendi içerisinde hukuki güvence sağlamaktan da yoksundur. Halkın haber alma hakkı olduğu kadar bilgi edinme özgürlüğü de vardır. Bu yönü itibariyle bakıldığı zaman sosyal medya platformları, dijital platformlar kendi içerisinde halkın bilgi alma veya bilgi edinme özgürlüğünü kapsamaktadır. Sosyal medya hesapları üzerinden bir otosansür veya şeklen bir sansürü ortaya çıkartabilecek tarzda ceza tehdidinin ortaya konulması kendi içerisinde düşünce ifade üretim ihlalini oluşturmaktadır. Bu yönü itibariyle bakıldığında mevcut TCK 217 Taksim A maddesi aslında anayasal güvencelere aykırı uluslararası sözleşmeleri ihlal edici boyuttadır. Özgür basın kendi içerisinde halkın haber alma hakkını öncelikli kılan bir pozisyonda faaliyet yürütmekte. Toplumun her bir ferdi kendi açısından yaşadığı sorun alanı itibariyle bilgi edinme özgürlüğü çerçevesinde o bilginin doğru bir şekilde kendisine aktarılmasını talep etmekte. Bu yönü itibariyle bakıldığında esasında getirilen ceza müeyyidesini içeren yasa maddesi şeklen bir sansürü sağlamakta. Yani toplumun her bir ferdinin kendi içerisinde almayı amaçladığı doğru bilgiye erişimini engelleyen bir pozisyon yaratmakta veya buna ilişkin olarak otosansür kapsamında o bilgiye erişimin hiçbir şekilde mevcut olmadığına ilişkin bir algıyı da kendi içerisine getirmektedir. Bu kapsamda bakıldığında bireylerin veya medya kuruluşlarının veya gazetecilerin ceza tehdidini doğrudan ortaya çıkartan bir yasa maddesiyle faaliyette bulunması veya bilgi erişim noktasındaki çabaların üzerinde ciddi bir caydırıcı etki yaratacaktır. Ana akım medya son süreç itibariyle bakıldığında esasında iktidar bloğunun düşüncelerini ifade eden bir yaklaşım sergilemekte. Fakat Türkiye toplumu kendi içerisinde hangi bakış açısına sahip olursa olsun doğru bilgi halka ulaştırma noktasına bir gayeyle yaklaşılması gerekir. Basın özgürlüğü kavramı kendi içerisinde demokratik toplumlarda halkın doğru bilgi erişimini sağlamayı amaçlamalıdır.
Bu yön itibariyle bakıldığında Türkiye'de mevcut ana akım medya veya bazı haber kuruluşlarının doğru temelde bilgi aktarımından öte belli düşünceleri ifade etmek veya belli fikirlerin halka ulaşmasını sağlamayı amaçlamakta. Özgür basın veya bu anlamda muhalif kesimlerin kendi düşüncelerini ifade etmelerini sağlamak veya siyasi partilerin fikirlerini, çalışmalarını halka ulaştırmaya çalışmak, doğru bilgi temelinde bunu yapabilmek son süreç itibariyle bakıldığında ciddi anlamda baskı ve sansür içermektedir. Önümüzde yakın bir tarihte Türkiye genelinde bir seçim olacak. Bu atmosfer kendi içerisinde baskılanmayı sağlayabilir. Hukuksuz kimi kararların ortaya çıkmasına imkan sağlayabilir. Ancak Türkiye'de hukuku öncelikli kılan, insan haklarını öncelikli kılan, basın özgürlüğünü amaç edinen bir yargı pratiği veya bir yönetimsel anlayışın oluşabilmesi için bu baskılardan sıyrılıp aslında halkın doğru bilgiyi almasına öncelikli kılan basın faaliyetlerinde bulunmak veya halkın bu anlamda kendi bilgi edinme özgürlüğünü esas alan bir tarz benimsenmesi gerekir. Doğru bilgiyi esas alan, esasında kendi toplumsal sorun alanlarına ilişkin olarak doğru temelde kendisine haberlerin aktarılmasını sağlayan medya kuruluşlarına, gazetecilere hepimiz destek vermeliyiz. Bu yön itibariyle de halkın kendi içerisinde doğru bilgiyi esas aldığı bir pozisyonda gazetecilerle dayanışma içerisinde olması, bu yön itibariyle yargı tehdidine maruz bırakılan gazetecilerin yanında dayanışma içerisinde olması gerekir.